arkadaşlar, bugün o tatil vloglarında sürekli gördüğünüz bizim de burada Göcek'te kaldığımız evi size göstereceğim ve bir nevi ev turu yapacağım. Ve birkaç gün daha burada olacağız. Çok istiyordunuz, tatil vloglarında soruyordunuz, Ecin neredesin, Ecin nerede kalıyorsunuz? Ben de göstermek istedim. Öncelikle burası bizim bahçemiz. Burası şöyle bir site, biz Göcek Muğla'da bir sitede kalıyoruz. Burası bir site, sitenin kendi havuzu var. Bir de bazı blokların kendi havuzu var. Ve benim burada kuzenimle kalıyor. Kuzenimin evi var. Ben de o yüzden burada ev tuttum. Öncelikle burası bizim kendi havuzumuz. Burada sadece burada kalan kişi yüzebiliyor. Biz burada çok yüzmüyoruz ama yine de yüzdüğümüz de oluyor. Yani hatta şu an atlasım geldi. Çok sıcak hava. Evet, burası böyle bir havuz. Buradan hemen böyle geldiğinizde de terasımız, balkonumuz, artık ne diyebilirsiniz, öyle bir yerimiz var. Ve burası da bahçe. Çok geniş bir bahçesi var. Etrafı kapalı. Şuradan siteye giriş yapılıyor. Direkt zaten bizim ev var. Burada palmiye ağaçları var. İşte burada çiçekler var. Burada bir tane hortum var. Daha demin burayı yıkadık, video çekeceğim diye. Buraya geldik. Burada bizim sürekli oturduğumuz ve çok sevdiğimiz bir masa takımı var. Çünkü hem havuzun yanında akşamları çay içiyoruz. Burada dayım var. Dayı nasılsın? Merhabalar. İyiyim. Sen? Benim de geldi bize tatilde. Burada dediğim gibi masamız var. Masamızda akşamları çay içiyoruz. Oturuyoruz. Bir şeyler yapıyoruz ama gerçekten çok güzel oluyor. Hava da çok sıcak olduğu için burası esiyor ve akşamlar sürekli burada oturuyoruz. Burada da hani eşyalarımızı koyduğumuz küçük bir masa var. Defne'nin işte bebekleri falan var. Burada da havlularımızı ve işte ıslakmalarımızı astığımız bir yer var. Ve buradan direkt gidince burada salonumuz var. Aslında salonda o kadar çok oturmuyoruz. Daha çok burada oturduğumuzu rahatça söyleyebilirim. Ama salonda da hani mutfak burada olduğu için, Amerikan mutfak, burada da oturduğumuz oluyor. Burada mutfak var. Biraz küçük ama pratik bir mutfak. Hani işte ocağı, işte normal yeri. Orada koltuklar var ve burada bir tane defne var. Defneciğim nasılsın? Nasılsın? Düştü. Ne? Düştü. Nasılsın? Tatilin nasıl gidiyor? İyi, uçtu gitti. Uçtu gitti. Terliğin de uçtu gitti. Neyse, tamam. Sen burada otur, yemeği ye, tamam mı? Odası var. Koltukların deseni biraz kötü ama gerçekten çok rahat bir yastığı var. Ve salonda bu şekilde. Direkt buraya geldiğinizde de arka kapımız var. Arka kapıdan direkt havuzu ve denizi görüyoruz. Burada da komşularımız var. Burada da diğer evler var. Birazdan sizi denizi ve ortak havuzu daha ayrıntılı göstereceğim. Buraya hemen önümüzde küçük bir masa var. Burada normalde insanlar sanırım yemek yiyor ama biz neredeyse hiç yemek yemedik burada. Genelde biz oturup telefonumuzu falan şarj ediyoruz burada. Ve burada bir koridorumuz var. Koridorun ilk odada Hüseyin'in odası var. Bakalım. Aa, Hüseyin de burada. Hüseyin, müsait misin? Video çekiyorum. Ne yapacaksın? Odanı göstereceğim. Burası Hüseyin'in odası arkadaşlar. Burası daha ince ve uzun bir oda. Burada klima var öncelikle şu kısımda. Bu arada bu klima hayat kurtarıyor. Burada Hüseyin'in yatağı var. Bu arada buradaki yatak meyvesini takımlarını falan biz hep evden getirdik. Burada Hüseyin'in bilgisayarı var. Yani tatilde bile oyun oynuyor çocukcağızım benim. Öbeğim senin de. Ne izliyorsun? Şu an video izliyorsun. Gene oyun videosu izliyorsun değil mi? Hayır. Burada Hüseyin'in valizi var ve buraya işte küçük bir masa kurduk Hüseyin için, bilgisayarı için. Hüseyin'in odası da böyle küçük tatlış bir oda. Burayı kapatıyoruz. Buradan devam ettiğimizde burada bir boy aynası var. Biz buradan hazırlandıktan sonra genelde ben kendime bakmayı çok seviyorum. Bu arada ben şu an hazırlanışım yani tamamlandı çünkü içimde falan mayon var. Biz bir yarım saat sonra denize gideceğiz. Hemen bu videoyu çekmek istedim çünkü genelde sürekli havuzda ya da denizde olduğumuz için bir türlü bu videoyu çekemiyordum. Burada normal bir tuvalet var, ortak banyo ama biz bunu çok kullanmıyoruz. İki tane banyo var. Burada falan çok duş alanlar olmuyor. Ama bilmiyorum, yani alabiliriz. Ama bizler çok burayı kullanmıyoruz. Burada temizlik eşyaları falan kalıyor. Buradan devam ettiğimizde mesela bir tane tablo var. Bu tablolar gerçekten çok güzel bu arada. Çok seviyorum. Burada gittiğimizde yatak odası var. Biraz dağınık burası. Burada annem ve babam bazen kalıyor, bazen Defne kalıyor. Biraz karışık yatıyoruz. Burada küçük bir dolap var. Burada eşyalarımızı koyuyoruz. Burada da klima var. Ve burasının penceresi direkt etrafı gösteriyor. Yani şu çıkış kapısını gösteriyor. Buradan çıktığımızda da Migros'a vesaire gidebileceğimiz süpermarketlere çok kolay bir şekilde gidiyoruz. Burada da yine klima var. Zaten her odada bir tane klima oluyor. Burada komodin, konu var vesaire vesaire.
vesaire biraz karışık burası. Dışarıda böyle. Buradan hemen döndüğümüzde burası benim odam var. Benim odam en büyük ve en kapsamlı oda bu evdeki. Burası 3+1 ve 2 banyo var. Bir salon ve bir de bahçesi var. Benim odam direkt havuza baktığı için bence çok şanslıyım. Yani çok manzaralı ve çok seviyorum o yüzden burayı. Allah inşallah almayı da nasip etsin planlarmışım. Burada bir tane yine tablo var. Zaten evin belirli köşelerinde sürekli yağlı tablolar oluyor. Burada da yine benim klimam var ve hava o kadar sıcak ki şu an açmak istiyorum. Yavaş yavaş buradan soğuk havamız gelmeye başladı. Çok sıcak zaten. Burada benim yatağım var. Buradaki kelebekli şeyim de yine evden getirmiş olduğum şey. Burada direkt komodinim var. Buradaki ışıklar çok güzel aydınlatıyor. O yüzden bu ışıkları sürekli kullanıyorum. Yerlerde böyle beton ve halı yok ama zaten yaz olduğu için beton yer çok iyi oluyor. Soğuk tutuyor. Burada komodinim var. Çekmecelerde pek bir şeyim yok. Sadece şurada küpe ve takılarımı koymuştum. Bir de kahvem var. Buradan devam ettiğimizde burada bir kitaplık. Böyle bir kitaplık karşılıyor bizi. Burada yine bir biblo var. Ve yine bir yağlı boya tablosu. Burada bir sürü kitap var. Sanırım gelen insanların okuması için bırakılmış ama ben bir tanesini bile okumadım. Evet, buradan devam ettiğimizde yine bir tane cam var. Ve yine havuz görüyor. Şaşırdık mı? Havuz küçük ama her yerden görülüyor. Sonra buraya döndüğümüzde bir beşik var ama biz bu beşiği geldiğimizden beri hiç kullanmadık. Çünkü Defne artık büyüdüğü için beşikte falan kalmıyor. Ben de kalıyor bazen, ben de yatıyor. Ya da işte bilmiyorum, bazen anneannemle yatıyorum. Burada dediğim gibi böyle bir beşik var. Buraya döndüğümüzde benim dolabım var. Dolabım biraz karışık ama biraz gösterebilirim. Burada birkaç tane şey var. Çok bir şey yok. Daha çok burada kıyafetlerim. Böyle biraz karışık, daha da kusura bakmayın. Burada iki tane scrunchies var. Yani scrunchie var. Toka yani. Bir tane de elimde var. Bir tane çantam var. İçeride paralarımı falan alıyor. Takıyorum arada. Bir tane de sırt çantam var. Bunu zaten alışveriş bloğunda almıştım. Burada da ayakkabılarımın bazıları var. Hepsi değil ama şurada da valizlerimizi saklıyoruz. İki tane de valizim var. Yani bu bir değil ama iki tane pembe valiz var. Ve buradan devam ettiğimizde banyo artık bizi selamlıyor. Banyo. Banyoyu beğendim. Burada bir tane normal duş var. Yani direkt duşa kabin. Burada da bir tane ne deriz buna? Küvet var. Ben bu küvette yıkanmayı daha çok seviyorum. Zaten bir iki kere burada yıkandım. Daha çok orada yıkandım ama burası daha güzel. Burada da lavabomuz var. Öncelikle bir tane kozmetik çantam var. Getirdiğim ürünleri de getirdim hemen. Minnacık bir far paleti. Lip balm var. Bir tane rümel. Bir tane vücut losyonu. Highlighter. Simli lip gloss, bir tane yüz setiği, yüz maskesi ve günlük her zaman kullandığım bakım ürünleri var. Çok bir şey getirmedim zaten, sadece yetecek kadar. Burada da bir tane diş macunu, yedek fırça var. Bu da Defne'nin diş macunu, çok tatlı ama Defne daha çok fırçalamaktan çok yiyor arkadaşlar macunu. Bu tarafa döndüğümüzde küçük bir raflıklar var. İki tane parfüm var, biri zaten kendi markam, bunu her zaman her yerime getiriyorum. Bir tane de Glam Angel'ım var. Buraya döndüğümüzde bir adet deodorant ve bir tane gözlük var. En sonunda da bir tane daha çantam var ve içinden param var mı? Para çıktı. Ne bereketli insan. Her yerimden para çıkıyor. Neyse, kullanmak lazım olur. Burada da musluk var. Bu musluk çok ani açılıyor. Diyecektim ki açtım. Burada normal tuvalet var. Evet. Benim odam da bu kadardı. Şimdi o zaman dışarı çıkalım. Biraz size siteyi, sitenin ortak havuzunu göstereyim. Gelin bari. Buradan geçiyoruz. Gelin. Buradan zaten taşlı bir yol bizi karşılıyor. Direkt gelin. Çıkabiliyoruz buradan. Normal ortak havuz var. Yani herkesin girebildiği, sitedeki herkesin girdiği bir havuz. Genelde çok kalabalık olmuyor. Günün bu saatlerinde sadece 2-3 kişi yüzüyor. Onun hemen arkasında da deniz var. Ve burada da şezlonglar var. Şurada da benim kuzenim var.
Çimen'le ben burada işte ne bileyim Çimen işte geliyorsun oturuyorsun. Buranın manzarası gerçekten çok iyi. Bakın babam da orada oturuyor. Evet. Tamam şimdi bir dakika bir tane fotoğraf çekelim. Geri döndüğümüzde burası da evimiz. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Size işte oturduğum evi gösterdim. Kısa bir süreliğine burada tatil yapmaya geldik ama ben burayı çok aşım. Belki ileride bu evi alabiliriz. 10 gün 9 günlüğüne falan kiralamıştık. Buradaki son 3-4 gün yani. Size de böyle bir video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi seviyorum. Açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. Orada internet sistem, Instagram hesaplarım her şeyim bulunmakta. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bye bye.